Evet sevgili dostlar sponsorlarımız Golbar.com ve Kayseri Özürüm Hastanesi'nin katkıları ve sizlere selamlarıyla hazırlanan videomuzu hoş geldiniz. Golbar.com'dan küçük bir müjde ile başlayayım. Pek yakında abonelere özel forma çekilişi yapmayı düşünüyorlar. Bilginiz olsun arkadaşlar. Bir an önce abone olun. Zaten dikkat edin yerinizi alın. Sonra abonelik şartlarında atıyorum bir ay önceki aboneler iki ay önceki aboneler derse geç kalmamış olun. Gerçi öyle de demezler ama siz yine de abone olun. Şimdi Türk futbolunun en iğrenç sezonuna hoş geldiniz. Ömer Faruk Ünal hakemlerde cesaret kalmamış diyor. Türkiye Gazetesi'nin hakemlerle ilgili bir yazı kaleme almış. 6 kırmızı kart atlandı. Ligde 12. haftada çıkması gereken kemiksiz net 6 kırmızı kart atlandı. Çıkması gereken sarı kartlar artık saymıyoruz bile. Belhanda, Balotelli, Rodriguez, Adana Demirspor. 3 isim de. Barış Alper, Galatasaray, Opoku, Başakşehir, Güven, Karagümrük. Not. Not Karagümrük'ün bir sonraki maçı Fenerbahçe ile. Bu çok olağan bir şey değil. Hakemlerde cesaret kalmamış. Hakemleri toplasanız bu hafta kırmızı kart çıkartmayacaksınız deseniz bu kadar olmazdı. Hakemlerde cesaret kalmamış. Görmüyorlar, karışmıyorlar ya da kimyaları bozulmuş. Hani ben diyorum ya hakemler bilinçli mi yapıyor? Tehdit mi ediliyorlar vesaire diye. Eee yani aslına bakarsanız bu yazı da bana cevap olmuş. Size değil aslında. Yani bu yazı bana cevap olmuş. Daha kötü günler bekliyor. Türk hakemliği için bakın bugünler henüz iyi günler. Daha kötü günleri bekleyin. Bir, hakemliğe ilgi her geçen gün azalıyor. Kaçan, bırakan sayısı artıyor. İki, altta çok büyük yetenekler var. Sözü palavra, aşağısı rezalet. 3- hakem akademisi uzun vadeli bir iş. Bugünden yarına netice verecek bir proje değil. Tabii ömrü de olursa ya hakem, hakem akademisi ben size bir şey söyleyeyim arkadaşlar. Türkiye'de bir bölüm kuracağız. Mesela ne olsun? Çerkez dili ve edebiyatı olsun. Kurmak. Hani oraya öğretim üyesi bulmak, programını hazırlamak, şu bu falan filan minimum bir yıl. 4 yılda okuması diyelim 5 yıl. Yani ilk mezunu 5 yıl sonra vereceğiz. Çerkez akademisi kursak yani öyle bir akademi kursak. Buradaki anlatılmak istenen bu. Anlatabiliyor muyum? Umarım anlatabiliyorumdur. 3. Hani hakem, hakem akademisini söyledik. Bugünden yarına bitecek iş değil. 4. Bugün süper yetenek bir hakem adayına rastlasanız minimum 10-12 yıl şart. 17 yaşındaki futbolcuyu Şampiyonlar Ligi'nde 11'e koyabilirsiniz. Ama hakemlikte bunu yapamazsınız. Neden formsuzdu? Halil Umut Meler neden formsuzdu? Çarşamba günü Şampiyonlar Ligi'ne Real Madrid braga maçını yöneteceksin. Pazar günü 96 saat sonra Adana Demirspor Fenerbahçe maçını maçında bu kadar formsuz olacaksın. Hakem Halil Umut Meler Madrid'de çarşamba sabahı kaldığı otelde. Sabah kahvaltısını yapmıştı. Kahvesini yudumlayarak maç saatini beklerken Adana Demirspor Fenerbahçe maçının tebligatını aldı. Beklediği ve tahmin ettiği bir maçtı ve şunlardan çok eminde. Bakın burası çok mühim. 1. Haftanın en zor maçı. Yine bana mecbur kaldılar. 2. Geçen sezon olduğu gibi bu sezonda en az 3-4 derbi cebimde. 3. Arkamda beni zorlayacak bir hakem yok. Ara çok açık. 4. 3 kırmızı kartı atladım. Bunu bana bir zarar olur mu? 13. hafta zaten dinlenme haftam. 14 ya da 15. maçta kesin maçım olur. 5. Milli maç arası geldiği yaklaşık bir ay kendime zaman ayırmış olurum. Plandan, projeden bahsetmeyin. Bugünlere, bugünler kulüplere teslim olmanın faturasıdır. Hakemlik üzerine hiç kimse plandan, projeden söz etmesin. Öyle bir zaman ya da imkan yok. Süper Lig'de her hafta 10 maç var. Elde 25 hakem var. Var kadrosunda da 14 hakem var. Birincilik hakem kadrosu bir felaket. İçlerinden bir iki tane ya tutar ya tutmaz. MHK'ların da ortalama ömrü 6 ay bile değil. Bir, kulüpler bağırınca bir haftalık da olsa bundan netice alınıyor. Güven Yalçın kara gümrükte atılmadı diyor. iki sakatlanan bir oyuncuya dahi bu kadar taviz verirseniz olacağı budur. Eli hakemde nasıl oynadığını herkes gördü. hani graviyonun Adana Demirspor Fenerbahçe maçında eli hakemin. Fenerbahçe'den MHK'ya istifa çağrısı. Bakın arkadaşlar şimdi. Kulüpler bağırınca bir haftalık da olsa netice alıyorlar lafı var ya. Aslında Türk futbolunun içinde bulunduğu pisliğin özeti. Ya ne demek bağırınca hakkını alıyor ya. Ya ne demek arkadaşlar. Bakın hepimizin ailesi var. Hepimizin sevdikleri var. Düşünsenize ya. Sevdiğiniz birisi suçsuz yere cezaevine atıldı. Çıkarmak için Twitter'da gündem yapmanız gerekiyor. Suçsuz yere atıldı. Böyle bir adalet olur mu? Hani misal veriyorum eğer böyle bir şey olsa diyorum. Böyle bir şey böyle bir adalet olur mu? Bu adalet kime yarar? En çok zorbalara yarar. Türkiye Ligi'nin aynen böyle. Yani istisnasız böyle. Fenerbahçe Kulübü. MHK Başkanı Ahmet Paraoğlu, şey, İbanoğlu'nun Ali Koç'a dava açması ile ilgili bir açıklamada bulundu. İşte Fenerbahçe'nin açıklaması. Merkez Hakim Kurulu Başkanı Ahmet İbanoğlu'nun avukatı Yusuf Garip'in kamuoyuna yansıyan açıklamaları aracılığıyla Başkanımız Ali Yıldırım Koç hakkında suç duyurusunda bulunduğunu öğrendik. Bu konudaki görüşlerimizi aşağıdaki açıklamayla kamuoyuyla paylaşmak istiyoruz. MHK başkanının kendince ortaya koyduğuna inan, inandığımız ilkesel duruşu saygıyla karşılıyor. Yani eğer kendisi bu duruşu sergilese Bu ilkesel duruş doğrultusunda kendisi tarafından atılması gereken ilk adım başkanlığını yaptığı futbolun en önemli kurulu olan MHK'dan hakemleri etki ve baskı altında bırakmamak için derhal istifa etmek olmalıdır. Bu adım atılmadan yapılan bu suç duyurusu ise ile adil, şeffaf ve tarafsız olmak zorunda olan kurumların ve yöneticilerin Fenerbahçe karşısında bir taraf oldukları bir kez daha gözler önüne serilmiştir. Bu noktada kamuoyu önünde şu soruları sormak istiyoruz. TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin Galatasaray Kongre üyesi, Galatasaray aşığı bugün herhalde ölse Allah kaç tanedir diye sorsalar sarı kırmızı der, der. İnanın o kadar. Artık gözümde Allah diye Galatasaray'a tapıyor. Yemin ediyorum artık benim gözümde bu derecede. Vallahi de billahi de bu derecede. Ya arkadaşlar milyonların hakkını yiyemezsiniz. Bak Ahmet'le Mehmet'le normal hayatınızdaki Ahmet'in Mehmet'in cüzdanından 200 lira çalır. Hiçbir sıkıntı değil. Ama 30 milyon kişinin cüzdanından 200 milyon yani 200, bin, 200 TL çalarsanız bu Allahsızlıktır. Anladınız mı? kaldı ki bir maç, iki maç, bir hata, iki hata değil. Bu giderek artıyor. Ya benim gözümde bu abi. Kimsenin imanını dinini şeyini sorgulamak bana kalmamış. Elbette ama başka bir tabir kullansam başıma iş açabilirim. Siz de dikkat edin sosyal medyada. Hakemler ava çıkmış. Taraftarı avlıyor. Bu maçı katledeyim. Bana sövsünler diyor. Gideyim ben dava açayım. Onar beşer bin lira toplayayım diyor. Ya tuzak ya tuzak. Sosyal medyayı tuzak olarak kullanıyorlar. Abi uyanın. Bak bugün Fenerbahçe taraftan yarın Beşiktaşlar olacak. Belki Trabzonsporlar olacak. Bak uyanın. 6222 falan filan bunlar için hak getire uyanın. Devam ediyorum açıklamaya. MHK Başkanı'nın Başkanımız Ali Yıldırım Koç'a yaptığı suç duyurusu hakkında bilgisi ve onayı var mıdır büyük ekşinin. Vardır vardır. MHK Başkanı'nın herhangi bir kulüp başkanına karşı bu şekilde bir şikayette bulunması neticesinde yönetimindeki hakemlerin alacağı mesaj tam olarak nedir? Ayrıca ilgili haber vesilesiyle kamuoyuna yansıyan suç duyurusunda yer alan aşağıdaki ifadenin ne anlama geldiğinin tüm kamuoyu önünde açıklamasını rica ediyoruz. Hal böyleyken şüpheli Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Yıldırım Koç'un Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı olmasının bu ülke kanunları önünde kendisine bir imtiyaz ayrıcalık üstünlük sağlamayacağı aşikardır Fenerbahçe Spor Kulübü. Vallahi ben Ali Koç'a en çok nerede kızıyorum biliyor musunuz? Cumhurbaşkanı Fenerbahçeli. Tek adam rejimi var. Başkanlık sistemi. Ne derseniz yani tek adam rejimi. Başkanlık sistemi. Başkan ne derse oluyor. Bugün Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Türkiye Futbol Federasyonu alaşağı edilebilir. Bugün Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle MHK üyeleri tutuklanabilir ya da gözaltına alınabilir tutuklama demeyeyim. Bu gücü kullanmayan Ali Koç'a kızıyorum. Bakın her tarafından pislik fışkırıyor. Görevden istifa eden Süper Lig yardımcı hakemi Kemal Yılmaz TFF'nin geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamaya cevap verdi. Ya flash bir açıklama. Yani inanılmaz. Yaklaşık iki hafta öncesine kadar faal futbol hakemleri bıraktığımı yaptığım yazılı bir açıklamayla kamuoyuna duyurmuştum. Açıklamalarının yol açtığı tartışmalar. Simon Cooper'in bir kitabının adını oluşturan futbol asla sadece futbol değildir görüşünü doğrular şekilde. Bizim futbol kamuoyu dediğimiz şeyin aslında toplumun tüm katmanlarını kaplı, kapsadığını göstermiştir. Taraftar tepkilerini anlamakla birlikte konuya taraf olan bazı kişi ve kurumların yaptıkları öznel açıklama ve yorumlar ek bir açıklama yapmayı zorunlu hale getirmiştir. Bu bağlamda görüşlerimi ilki futbol kamuoyundaki yansımalara, ikincisi de TFF tarafından yapılan açıklamalara cevap oluşturacak şekilde iki bölüm halinde açıklayacağım. Öncelikle memnuniyetle belirtmek isterim ki tüm toplum kesimlerine daha sağlıklı bir futbol ortamına sahip olmak için bir talebin var olduğunu görmek geleceğe dair umutlarımı arttırmıştır. Yani kısaca diyor ki arkadaşlar adalete inananların olduğu beni çok mutlu etti diyor. Açıklamalarında yer alan görüşlerin değerlendirmesi yerine bunun bir başkasınca kaleme alınmış olduğu iddiası haksızlık olması yanında hakemlerin sadece düdük çalan veya bayrak kaldıran kişiler olarak görüldüğünü gösterir ki yazan ve paylaşanlar açısından üzücüdür. Arkadaşlar normalde özet geçeyim diyorum ama cümleler çok enteresan. Açıklamalarındaki orta hakem kavramını bilerek söyledim diyor. Yanlışlıkla falan söylemedim. Yani hakemliği bırakmaya denim. Herhangi bir futbol takımı lehine veya aleyhine verdiğim kararlar veya takımlarla ilgili olmayıp hakemlik kurumuna ve hakemlere yönelik yaklaşımlara karşı alınmış bir tutumun sonucudur. Hakemliğin hata yapmaya en açık meslek kollarından biri olduğu çoğunlukla unutulur. Hakemler çok geniş spor alanına, farklı iklim koşullarında çok sayıda kişiyle oynanan ve fiziki temasla içeren hareketli bir spor karşılaşmasına. Üstelik hareket halindeyken tek ve dar bir bakış açısıyla saniyelerle bile tanımlanamayacak kadar kısa bir süre içerisinde görme, muhakeme etme, refleks göstermeyi gerektirir diyor. Sahada görülenin akıl, ahlak, vicdan ölçüleriyle oyun kuralları çerçevesinde karara yansıtılması işidir. Pozisyonlar farklı açılardan ağır çekimlerle çok kişi tarafından defalarca ve uzun bir süre içerisinde izlenmesi sonrasında yapılan değerlendirmelerde bile bazen kesin bir sonuca veya ortak bir görüşe varılamaması yapılan işin güçlüğünü açık bir kanıtıdır. Açıklamamda sözünü ettiğim özgür, tarafsız ve adil karar verme süreçlerini engelleyici ve zorlaştırıcı bir yaklaşımdan kastımın elbette hakemlere yönelik bir direktif ve telkin olmayıp sağda görevli hakemlerin tam bir uyum içinde gördükleri anında değerlendirmelerinin gereklilik önemini ifade etmeye yöneliktir. Aksi tutum kararın ötelenmesi veya başkasına havale edilmesine yol açacağı yüksek oranda hataya kapı aralayacağı için sakıncalar içermektedir. Son paragrafta belirttiğim hakemlerin görevlerini yaparken karşılaştığı baskının kaynağından kastım da sokaktan tribüne her türlü medya kurum ve kuruluşuna kadar tüm paydaşlar içermekte olup ölçülü ve insaflı olması koşuluyla da doğaldır. Son olarak ne gördüğümüz biraz da ne görmek istediğimize bağlıdır. Sözü doğrultusunda her kesimin kendi özler falan filan bak ne gördüğümüz biraz da ne görmek istediğimize bağlıdır. <laughs> Aslında mesaj çok net. Şimdi federasyona cevapları geliyor. Bakın. Öncelikle hemen belirtmem gereken şey TFF tarafından yapılan açıklamaların palavra olduğudur diyor kısaca. Şöyle ki yaş sınırımın dolmasına 2 ay kalmış olması hakkında. Bu konuda TFF Merkez Hakem Kurulu Talimatı'nın madde 29 yaş bölümünün ikinci paragrafı açıktır. Yaş hesaplama 1 Ocak tarihi esas alınarak kadronun belirlendiği yıldan doğum yılının çıkarılması suretiyle hesaplanır. Yaş hesaplamalarında yaşın tamamlanması dikkate alınır. Sezon içerisinde yaş sınırını aşanlar sezon sonuna kadar kadroda kalırlar. Sezon sonunda kadrolarını kaybederler. Talimat dikkate alındığında 2 ay sonraki palavra en iyi niyetli yorumla yanlış ve yanıltıcıdır diyor. Yani matematiksel bir hesaba dayandığından da kesin olarak yoruma kapalıdır. 1977 Şubat ayında doğan biri olarak teamüller gereği 2024-25 sezonu sonuna kadar hakemlik yapma hakkına sahip birisiydim. Yani yakın geçmişe bakın. Hangi hakemi ne zaman bitirdiğini görebilirsiniz. Hatta yaş dolduran sözleşmeli hakemlerden performansı başarılı bulunanlar MHK'nın önerisi ve TFF yönetim kurulunun onayı ile bir sezon daha görev yapabilirler maddesi dikkate alındığında önümde iki buçuk yıldan fazla bir zaman olduğunu belirtmek isterim. İnanılır gibi değil. Açık açık yalan söylüyorlar. Yani açık açık yalan söylüyorlar ya. Yani hakemli, hakeme dair bile bu kadar yalan söylenmesi. Adı geçen maç sonrası herkesin cezaya girmesi hakkında. Açıklamamda diğer hakem arkadaşlarıma da maç verilmemesiyle ilgili kıyaslamaya dayalı bir beyanda bulunmadım. Karar vericilerin toptancı bir yaklaşım sergilemelerine ve eğriyle doğru ayrımı konusundaki özensizliklerine tepki gösterdim. Özlemci notları Futbol kamuoyundaki yorumlar sağda verdiğim kararların doğruluğunu ortaya koymuştur. Daha da önemlisi Merkez Hakem Kurulu üyeleri kararlarının doğruluğunu teyit etmişlerdir. Tüm bunlara rağmen pozisyonlara pozisyona karışmamam gerektiği yönünde yaptıkları açıklamalarla söylem ve eylemler arasında tutarsızlıklar, ikili yaklaşımlar beni bu karara ittiştiriyor. 27 yıllık hakemlik hayatımda hiç mi haksızlığa uğramadığım hakkında elbette defalarca haksız davrandığımı hissettim diyor. Hatta kendime değil arkadaşlarıma yapılanı da hissettim diyor. elim Elimden gelince de eleştirilerimi yaptım. En son Nisan 2023'te yapılan koşullarla ilgili haksızlığı nasıl dillendirdiğimi tüm hakem kardeşlerim bilir diyor. Ee, TFF'den almış olduğum kararın arkasında durup kendi pozisyonunu savunurken ek bir haksızlık, haksızlığa neden olmayacak bir yol ve yöntem bulabilmiş olmasını dilerdim. Saygılarımla Kemal Yılmaz. Şimdi niye istifa etti? Fenerbahçe-Hatay maçında, Fenerbahçe lehine bir penaltı kararı verdi. Bak, karar doğru. Sosyal medyadaki bütün e, herkese göre karar doğru. Penaltının iptali yanlış. Bak her şey doğru. Eksik olan, yanlış olan hiçbir şey yok. Her şey doğru. Ancak hakeme bu penaltıyı verdirdin diye görev vermiyorlar. Yani açık ve net bir şekilde biz Fenerbahçe'yi şampiyon yapmayacağız. Olsa da hak etse de şampiyon olmasını engelleyeceğiz. Çünkü bizim Allah diye taptığımız bir kulüp var demişler. Ve istifa vermişti. Sonra dediler ki zaten hikaye kalmıştı. Bu da yalan, bu da yalan, bu da yalan. Biz hangi iklime uyanıyoruz? Biz hangi iklimde futbol oynuyoruz? Hangi iklimde futbol konuşuyoruz? Biz neyin derdindeyiz? Allah aşkına biz neyi konuşuyoruz? Ya Fenerbahçe başkanına hak mahrumiyeti veriliyor. Galatasaray'ın bilmem nesi Elinde olmayan belgelerle tehdit etmesine rağmen Çıkıp 30 gün hak mahrumiyeti alıyor Utanmadan bu 30 güne karşı çıkıyorlar ya Birileri de dur demiyor Ya abi ben Vallahi ben anlamıyorum ya Ben gerçekten anlamıyorum ya Ya bu Nasıl bir olaydır nasıl bir duruştur Nasıl bir yere varacak Ben çözemiyorum siz çözebiliyorsanız bana anlatın Ben çözemiyorum Ya her şeyi geçin, her şeyi geçin ya. Her şeyi, onu, bunu, şunu, hepsini birden geçin ya. Ya bugün Fenerbahçe'ye olan, yarın Galatasaray'a, Beşiktaş'a, Trabzonspor'a olmayacak mı? Hani olmayacağını düşünecek kadar salak mısınız? Gerçekten söylüyorum, olmayacağını düşünecek kadar salak mısınız? Ya fe hocam sadece Fener'e olur bu. Ya bizimkiler olmaz, Trabzon olmaz. işte Beşiktaş'a olmaz. Yazık, vallahi yazık. Ya yani siz bu akılla çok yani çok bile yaşamışsınız ya. Gerçekten yazık ya. Neyse ben şunu belirteyim. Arkadaşlar, sevgili arkadaşlar. Erman Toroğlu Ali Koç doğru işler yapıyor. Bir avuç hakem Türk futbolu ve kulüplerle yıllardır oynadılar. Arkalarında birileri var, isimlerini biliyorum. Bu hakemler hala kalıyor. Nasıl oluyor? Tayinler ve tezgahı kim yapıyor? Adana Demirspor Fenerbahçe maçının var hakemi Suat Arslan hiç güvenmem. Aslan boğar, tavuk boğar, kedi boğar. Güvenmeme sebepleri vardır. Güvenmemem sebepleri vardır. Yeri gelirse servis yaparım diyor. Ya bir şey söyleyeceğim. Bu kadar iddianın olduğu bir yer. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Bence Mehmet Büyükekşi'nin sonu geldi yani Mehmet Büyük sonu geldi. Gerçekten bak sonu geldi. Kendi kendine bak. Erman Torol ne demişti? TFF'de log kayıtları var. Var olan olayların hepsi bir yerde kayıtlı. Log kayıtlarının silindiği söyleniyor demiş. Bu bile yani bu bile şunu demek yani biz Fenerbahçe'nin şampiyon olmasını istemiyoruz. Bir tezgah kurduk demek. Valla bu işin sonu nereye var biliyor musunuz? Bir, hiçbir şey olmamış gibi devam eder. Fenerbahçe yine şampiyon olmaz. Zaten 8-9 senedir alıştık. Bak bir de şunu merak ediyorum. Galatasaray'da çıkmış bir açıklamada bulunmuş. Adaletsizliğin tarifesi. TFF dün açıklanan PFDK kararla birlikte Türkiye Futbol Federasyonu 2023-2024 sezonu tarifesi kamuoyuna duyurmuştur. Gidip birilerini tokatlamayı bir hak arayışı olarak görenlere 45 gün Süper Lig'de görev alan hakemlerin isim vererek hedef göstermenin 45 gün federasyon meclisinde göre yapan bir kurul başkanı için karaktere zayıf, omurgasız, mevki, makam seviyor demeyin. 45 gün diyor. E İftira atarak taraftarları manipüle etme milyonlarca kişiyi ayaklandırmaya davet etmenin tarifesi 45 gün. Tamam. Türk bu ortamını yarattığınız için kurul falan filan. Bir şeyi çok merak ediyorum. Türkiye Futbol Federasyonu Fenerbahçe hedef alıyor. Niye Galatasaray'dan ses geliyor? Mehmet Büyükekşi'yi hedef alıyor Fenerbahçe. Niye Galatasaray'dan ses geliyor? MHK Başkanı'nı Fenerbahçe hedef alıyor. Niye Galatasaray'dan ses geliyor? Hakemleri varı hedef alıyor. Niye Galatasaray'dan ses geliyor? Bizler şaşırmıyoruz diyor 12 numara. Her zaman cinayet mahalline ilk önce katiller gelir. Sistem kime hizmet ediyorsa avukatlığına da o soyunur. Issa'dan ise Vallahi, hani ağır küfürler etseydiniz 18 artı bu kadar keskin cümlelerle olmazdı bence. Dedikleri gibi olay mahalli, cinayet mahalline ilk katiller gelir. Genelde. Ve sistem kime hizmet ediyorsa avukatlığına o soyunur. Hani Arif'e tarif gerekmez diyor ya. Şimdi bak. 12 numara diyor ki Başkanımız Ali Koç'un belgelerle ortaya koyduğu iddiaları ispatlaması gereken kurum ve kişilerin susup malum camiayının kendisine vazife bilip bu kişi ve kurumlara kalkan olması düzeninin bozulmasını istememesinden kaynaklanıyor. Gayrimeşru TFF ve MHK başkanları istifa edeceksiniz. O koltuklarda oturduğunuz her dakika Türk futbolunu kaosa sürüklüyorsunuz diyor. Haksızlar mı? Bence değiller. Yani bence değiller. Ve şunu da belirteyim. Hani ee, ya da belirtmeyeyim. Herkes her şeyin farkında. Şimdi ben sizden yorum istiyorum. Sizce bu olayın ucu nereye varacak? Bir, Hiçbir şey olmamış gibi devam edecekler. 2. Sadece MHK Başkanı istifa edecek. TFF Başkanı devam edecek. 3. Hem TFF Başkanı hem MHK Başkanı istifa edecek. 4. Cumhurbaşkanı, İçişleri Bakanı ya da Spor Bakanı ya da hepsi birlikte bu olaya el koyup TFF başkanının, MHK başkanının, belki Galatasaray ve Fenerbahçe başkanlarının bilgisine başvurup bu olayı çözüme kavuşturacak. Hem de kısa süre içerisinde. <laughs> yani tarih 4 Ekim Ali Koç, Mehmet Büyükeşi'ye sorular sordu. İzmir çetesi hani fanatikliğine ilgili iddiaları sordu. Sen çok Galatasaray misin diye. 17 Ekim Erden Timur çıktı. Lale Orta Ali Koç'a var kayıtlarını verdi yalanını attı. Gündemi değiştirdi. 5 Kasım Ali Koç Ahmet İbanoğlu'na hedef aldı. İzmir çetesine meydan okudu. 6 Kasım'da Dursun Özbek Ali Koç'a ağabey olarak diye açıklama yaptı. Ali Koç başkanımıza soruşturma açtı Ahmet İbanoğlu. Tabi bu arada da Galatasaray yenilince hemen şey hani bu bilmem çağdaşlık ortamı bozulmasın falan filan. 17 Kasım Ali Koç Fenerbahçe resmi istesinden istifaya davet etti Ahmet İbanoğlu'nu ve yine cevap Galatasaray'dan geldi. Hatta utanmadan bir de 45 gün ceza az diye komik bir gündem değiştirme çabasına girdiler. TFF ve MHK ne kadar Galatasaray'ı kolladığını itiraf edip gösteriyorsa bir o kadar da Galatasaray TFF ve MHK'dan faydalandığını gösterip avukatlığını yapıyor. Yani TFF, MHK, Galatasaray yani Ahmet İbanoğlu, Büyükekşi, Erdem Timur, Dursun Özbek İşbirliği takımdaşlığı inanılmaz derecede diyor Speedy Carlos adlı kullanıcı Haksız mı Ben size bir şey söyleyeyim mi Bir şey söyleyeyim mi Adaletin olduğu bir ligde Adaletin olduğu bir futbol ortamında Bu işler Bir an önce istifalarla Vesaire hemen e, Değiştirilir Yalnız Var da niye hep aynı kişiler var? Ben onu da söyleyeyim. Arkadaşlar takım sayısı çok fazla. Ve Galatasaraylı olmayan hakemleri sistemden attıkları için hakem az kaldı. Durum da bu. MHK Başkan Vekili Tolga Özkalfa ve MHK üyesi Ünsal Çimen Kuzel diyor Ahmet Siral. Bıktık bu çavuş akraba ilişkisinden. İllallah geldi. Ünsal Çimen 2018 12 19 20 23 MHK listelerinde yer almış. Yuh. Ya bunlar sohbet edip hani bu sene kimi şampiyon yapalım falan mı diyorlar acaba? Ve şunu söyleyeyim. Eskiden ben şuna inanırdım. Ya Fenerbahçe şampiyon olmak için iyi kadro kurmak zorunda. Şunu yapmak zorunda, bunu yapmak zorunda falan filan. Artık diyorum ki Fenerbahçe şampiyon olmak için bir Düzeni yıkmak zorunda. 2- TFF'deki abiciliği önüne geçmek zorunda. 3- TFF başkanının istifa etmesi lazım. 4- MHK başkanının istifa etmesi lazım. 5- siyasetin, siyasi otoritenin buna artık bir şekilde dur demesi lazım. 6. Fenerbahçe'nin iyi kadro, iyi teknik direktör bulması lazım. 7. Hakemlerin doğru düzgün adam gibi maçlar yönetmesi lazım. 8. Rakiplerin Galatasaray'a ya da Fenerbahçe'nin şampiyonluk yolunda yarıştığı rakiplere yatmaması lazım. Şerefli bir şekilde sahaya çıkıp şerefli şekilde oynamaları lazım. Vesaire. Beşiktaş Başkan Adayı Serdar Adalan'ın şu cümleleri var. TFF Başkanı gelecek benim evimde parmak sallayacak. Benim en çok sinirimi bozan şey bu. Bunu bu hale nasıl getirdiler? Ben seçilirsem TFF Başkanı özür dilemedikçe o stada giremez diyor. Bakın bu açıklamada ben Beşiktaş o parmak salladığında ne dedim size? Normal şartlarda o parmak sallanmasaydı. Normal şartlarda o parmak sallanmasaydı. Beşiktaş'ta hani ara açılmasın diye Fenerbahçe'nin de Galatasaray'ın da puan kaybetmesi belki de sağlanır. Beşiktaş Trabzon oraya yaklaştırılır dedim. Ama şunu da söyleyeceğim. Galatasaray trolleri büyük ekşiden şikayetçiler. Peki niye hiçbir istifa edemiyorlar? Hiç, hiç hiç herhangi bir Galatasaray sayfasının MHK istifa işte büyük ekşi istifa edine gördünüz mü? Hani hakları yenilmiş, ya, o yüzden soruyorum. Gerçekten bak merakımdan soruyorum. Ben görmedim çünkü. Siz gördünüz mü? Valla bu düzen böyle gitmez. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Bence Fenerbahçe düşmanlığı sonlarını getirdi. Fenerbahçe'nin resmi açıklama var ya, şu resmi açıklama. Bu resmi açıklamada ben açıkçası e, enteresan bir şey gördüm. Açıklayamam. Çünkü yanlış anlaşılır. Yani e, mesela Nihat Özdemir Fenerbahçe aleyhine imzalara kararlara imza attı. İhraç işlemi başlatıldı. istifa etmek zorunda kaldı. Hani siz de kurulların talimatları dışında hareket ettiğini düşünüyorsanız Kongre Mehmet Büyükekşi ve Yusuf Günay'ı ihraç etseniz de Galatasaray. Neyi bekliyorsunuz? Gerçi onlar Hakan Şükür'ü falan bile herhalde aidatlardan ihraç ettiler. FETÖ'den değil de öyle hatırlıyorum. Bilmiyorum ne kadar doğru hatırlıyorum. Belki de FETÖ'den ihraç etmişler benim haberim yoktur. Ama şunu söyleyeyim. Galatasaraylı arkadaşlarımla da konuşuyorum. Onlar da aslında farkındalar kullandıklarının. Onlar da farkındalar bu MYK TFF'nin adaletli bir şekle evrilirse başlarına geleceklerin. Onlar da farkındalar. Ve TFF başkanı istifa etmesini istemeyen kurum, kuruluş kimse en büyük hizmeti onlara yapıyorlardır. Ve utanmadan da yüzsüz yüzsüz bazı açıklamalar yapabiliyorlar. Ve şunu söyleyeyim. Zalimler zulmünde şiddete yani şiddet denince, zalimin zulmü şiddetlenince asıl o zaman gökten ebabiller gelir. Asıl o zaman başlarına belalar gelir. Bunların zulmü şiddetlendi. Hakemler bir bir üstümüze gelmeye başladı. Ortalık 56 oldu. Herkes bir şey yapmaya başladı. E, bu arada Ferhat gün doğdu. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Not alın bir yere. Çok kısa zaman içerisinde Ferhat gün doğdu. MHK'nın yeni başkanı olacak. Çok kısa bir süre içerisinde. Mustafa Hoca dediydi diyeceksiniz. Ve istediğiniz yere de not edin. Büyük ekşi ya düzelecek ya defolup gidecek. Yani gönderilecek. MHK Başkanı da değişecek. Ferhat Gündoğdu gelecek. Hadi size de hepinize de buradan vermiş olayım. Bu arada bir olaydan da çok korktum. Şu olaydan lan Samat'ta hangi ara geri geldi dedim de e, altyapı oyuncumuz arkadaşlar. Dünkü idmandan. Allah muhafaza yani ya. Gülüşü duruşu gerçi dişlerinden bir tanesi eksik değil mi Samat'tan? Şurada bir dişi eksikti. Oradan çakıyorduk. Gerçi benimki de tam değil de oradan şey yapıyorduk. Çok yakındır arkadaşlar. Çok çok yakındır benden size müjde olsun. Buraya kadar zaten izlediyseniz burayı da dinlemişsinizdir. Dinlemeyen arkadaşlar da bu ne anlatıyor ya falan filan demişlerdir. Herkes kendine yakışanı yapar arkadaşlar. Hepinize teşekkürlerimi sunuyorum. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.